Arkadaşlar merhaba. Tekstil mühendisi bölümü için verdiğim akışkanlar mekaniği dersine başlayalım. İlk dersimiz giriş bilgilerini içerecek. Giriş bilgileri kapsamında önemli tanımlamaları ele alacağız. Evet, mekanik nedir sorusuyla başlayalım. Akışkanlar mekaniği, mekanik kavramını içerdiği için mekanik nedir sorusu bizim için önemli. Kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin durumlarını inceleyen bilim dalıdır mekanik. Tabii ki akışkanlar mekaniği içinde de kuvvetleri ele alacağız. Bu kuvvetlerin etkilerini ele alacağız. Akışkanlar için yani sıvı ve gaz için bu durumu değerlendireceğiz. Mekanik statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Biz akışkanlar mekaniğinde de durgun akışkanları statik olarak ele alacağız. Daha sonra hareketli akışkanları dinamik olarak ele alıp ayrıntılı inceleyeceğiz. Statikten dinamik duruma geçeceğiz. Her bir konu kendi içinde önemli bilgiler içerecek. Akışkanlar mekaniği, akışkanların durağan ve hareket halindeki davranışlarıyla ve sınırlarındaki diğer akışkanlar ve katılar ile etkileşimi ile ilgilenen önemli bir bilim dalı arkadaşlar. Hani statik dedik, durağan hali de inceleyeceğiz. Dinamik dedik, hareketli hali de inceleyeceğiz. Hem bu akışkanların bir katı malzeme üzerindeki hareketi olsun, bir katı malzeme içindeki hareketi olsun, hem de birbirleriyle olan ilişkileri olsun, bütün bunları akışkanlar mekaniği altında ele alacağız. Akışkanın durağan hali, hareket hızının sıfır olduğu özel bir durumu gösterdiği için akışkanlar mekaniği, akışkanlar dinamiği olarak da isimlendirilebiliyor. Akışkanlar mekaniği veya akışkanlar dinamiği kitaplarıyla karşılaşabiliriz. Her kitap benzer konular içerir. Tabii ki akışkanın durağan hali özel bir durumu içerdiği için biz direkt akışkanlar dinamiği de diyebiliriz. Önemli değil ama bu dersimizin genel adı akışkanlar mekaniği olacak. Önemli bir sorumuz tabii ki akışkan nedir? Şimdi biz maddeyi katı, sıvı, gaz ve plazma diye dörde ayırırsak akışkanlar mekaniği altında biz sıvı ve gazları inceleyeceğiz. Yani akışkan sıvı ve gaz olarak karşımıza çıkacak. O zaman katı ile akışkan arasındaki fark nedir? Akışkanlar mekaniği açısından tabii ki bunu da güzelce öğrenmemiz gerekiyor. Bir kere üzerine uygulanan kayma gerilmesine karşı gösterilen dirençle bunu modelleyeceğiz. Akışkan hiç direnç göstermiyor. Arkadaşlar örneğin bir masayı ele alalım. Katı bir malzeme. Bu masanın üzerine elimizi paralel olarak koyup yapıştıralım. Ve masayı sağa sola ittirmeye çalışalım. Masanın hareket etmediği, tabi belli bir kuvvete kadar hareket etmediği ve bu kayma gerilmesine karşı büyük bir direnç gösterdiğini söyleyebiliriz katı malzemenin. Ama akışkan hiç direnç göstermiyor. Katı ile akışkan arasındaki fark akışkanlar mekaniği açısından kayma gerilmeleriyle açıklanabilir. Evet, şekilde de gördüğünüz gibi iki katı malzeme arasında bir akışkan varsa ve bu malzemelerden biri örneğin üstteki hareketli ise üstteki katı malzemenin hareketine göre aradaki akışkan modellenebiliyor. Bunu sizinle güzelce modelleyeceğiz. Kayma gerilmelerinde tabii ki göz önüne alarak. Evet, dedik ya iki katı malzeme var. Bu iki katı malzeme arasında bir katı malzeme de olabilir, bir akışkan da olabilir. Akışkan açısından bakarsak, örneğin üstteki katı malzemeye bir F kuvveti uyguladığımızda bu F kuvveti çerçevesinde belli bir hızla üstteki malzeme hareket ettiğinde arada da bir değişim oluyor. En alttaki malzemenin hareketi sıfır olsun. Aradaki malzemede bir değişiklik gözlüyoruz. Kayma gerilmeleri çerçevesinde bir hareket gözlüyoruz. Bunu ayrıntılı ele alacağız. Şimdi ne demişim? F kuvveti ne kadar küçük olursa olsun üst plaka ile temas eden akışkan tabakası plaka ile birlikte ve aynı hızla hareket eder. Bu önemli arkadaşlar. Ayrıntısına geleceğiz zaten. Bu katı yüzeyler üzerine akışkan yapışıyor arkadaşlar. Tam katı yüzey üzerinde akışkan yapışıyor. Üstteki katı belli bir hızda gidiyorsa akışkan da buraya yapıştığı için yüzeydeki sürtünmeden dolayı o katı malzemeyle aynı hızda hareket ediyor. Ama alttaki plaka sıfır hızında ise akışkan oraya yapıştığı için sıfır hızında kalıyor. Ama sıfırla belli bir hız arasında da bir hız profili, hız değişimi oluşuyor.
Dediğim gibi bunları kayma gerilmesiyle modelleyeceğiz ve matematik olarak da güzelce modelleyeceğiz. Akışkanın hızı akışkan tabakalar arasındaki sürtünme nedeniyle üst plakadan uzaklaştıkça azalarak alt plakada sıfır değerini alır demişim. Bunun dediğim gibi ayrıntılı matematik olarak da bir dahaki derslerde modelleyeceğiz. Bugün tanımlamaları yapıyoruz. Arkadaşlar bu tanımlamalar çok önemli. Hepsini çok iyi bilmeniz gerekir. Çünkü bu tanımlamalar üzerine ayrıntılı bilgileri bir dahaki derslerde vereceğiz. Gelelim basınç konusuna. Arkadaşlar durgun akışkanlarda normal gerilmeye biz basınç diyoruz. Yani basınç kavramı esasında akışkanlarda geçerli. Katılarda basınç kavramı yerine biz normal gerilme deriz. Yine diferansiyel formda şu şekli incelersek bir yüzeydeki dA diferansiyel alanını ele alalım. Bu alana bir F kuvveti etki ediyorsa biz bu F kuvvetinin bileşenlerini FT ve FN olarak alabiliriz. FT kuvveti gördüğünüz gibi yüzeyin teğeti, FN kuvveti yüzeyin normali yönünde. İşte bu yüzeyin normali yönünde olan FN kuvvetini göz önüne aldığımızda bu kuvvete biz normal gerilme deyip sima ile gösteriyoruz. Kuvvet bölü alan zaten gerilmenin ifadesi yani Newton bölü metre kare Pascal. Sima burada Pascal biriminde, Newton bölü metre kare biriminde normal gerilme. Bu akışkanlarda basınç adını alıyor. Kayma gerilmesi hakkında konuşacağız dedik zaten onu da tau ile göstereceğiz. Tabii ki yüzeyin teğeti yönündeki bu kuvvet etkisiyle bir kayma gerilmesi oluşuyor. Birimi yine Newton bölü metrekare yani Pascal, Ft bölü dA veya Ft bölü uygulanan yüzey alanı. Bugün tabi tanımlama bilgileri bunlar arkadaşlar kısaca böyle geçiyoruz ama bunları bilmeniz çok önemli. Ayrıntısına ilerleyen derslerde hep gireceğiz. Sıvı ile gaz arasındaki fark nedir demişim. Sonuçta sıvı artı gaz akışkan ama aralarında bir fark var. Biz bu farkı akışkanlar mekaniği altında şu şekilde açıklayabiliriz. En önemli gösterge sıvılarda bir serbest yüzeyin oluşması arkadaşlar. Bir kabın içine sıvıyı koyduğumuzda serbest bir yüzey oluşuyor. Bu sıvıyla örneğin hava arasında yukarıda başka bir akışkan bile olabilir. Sonuçta farklı akışkanlar da olabilir ama serbest bir yüzey oluşuyor. Biz bu serbest yüzeye göre özellikle basınç hesaplarını yapıyoruz. Onu da ayrıntılı işleyeceğiz. Ama gazı bir kaba koyduğumuzda o gaz o kabın içinde durmuyor bildiğiniz gibi. Eşit şekilde yayılmaya çalışıyor. En önemli fark bir serbest yüzey oluşuyorsa o sıvıdır. Tabii ki başka farklar da var. Onları da bu dersin sonuna doğru göreceğiz. Ama bu serbest yüzey, serbest akışkan yüzeyi diyeceğiz arkadaşlar. Bizim için önemli. Veya serbest sıvı yüzeyi diyeceğiz. Bizim için önemli. Buhar ile gaz arasındaki fark nedir demişim. Arkadaşlar hani sıvı ve gaz dedik. Gazları göz önüne aldığımızda buhar da karşımıza çıkıyor. Tabii akışkanlar mekaniği dersinde buna ayrıntılı girmeyeceğiz ama termodinamik dersinden biliyorsunuz. Buhar genellikle yoğuşma koşullarına çok yakın gazı ifade ediyor. Sonuçta buhar da bir gaz ama yoğuşmaya başladığı an o gaza biz buhar diyoruz. Genellikle yoğuşma koşullarına çok yakın gaza buhar diyoruz. Aralarındaki fark bu. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Evet, ilk konularımızı bizim kayma gerilmesi oluşturacak. Bu kayma gerilmesi kapsamında kaymama koşulu nedir sorusu da bizim için önemli. Non-slip condition, kaymama koşulu önemli. Katıya doğrudan temas eden akışkan, bak katıya doğrudan temas eden akışkan, viskoz etkiler yani sürtünme etkileri nedeniyle yüzeye yapışıyor. Ve akışkanın yüzeyde kayması söz konusu olmuyor. Yüzeyde kaymaması demek, hızının sıfır olması demek, yüzeyden uzaklaştıkça kayma başlıyor. Yine şekilde arkadaşlar silindirik katı bir eleman var. Bunun üzerinden bir akışkan akımı var. Gördüğünüz gibi akışkan serbestçe gitmeye çalışırken bu katı malzemeye çarpıyor. Örneğin çarptığı şu noktada akışkan buraya yapışıyor, hızı sıfır oluyor. Hani şu şekilde bir yüzeyi incelersek bu yüzey üzerinde akışkanın hızı sıfır. Çünkü yüzeye yapışıyor sürtünmeden dolayı. Yüzeyden uzaklaştıkça belli hızda yoluna devam ediyor. Tabii katı malzemenin arkasında farklı bölgeler oluşuyor. Bunların ayrıntısına şimdi girmeyeceğiz. Ama sonuçta bir akışkan akımı içine böyle katı malzemeyi yerleştirdiğimizde bozucu etkileri görebiliyoruz. Bunun ayrıntısına tabii ki bakacağız.
O zaman şöyle diyelim, bir katı malzememiz var, bir levhamız var. Bunun üzerine paralel olarak akışkanı gönderdik, belli bir hızda gönderdik. Ne gözleyeceğiz? Akışkan katı malzemeyle arkadaşlar karşılaştığı an yüzeyde viskoz etkilerden dolayı, sürtünmeden dolayı hızı sıfır olacak. Bak, levha üzerindeki hız sıfır demişim. Buraya yapışıyor akışkan. Ve levhadan uzaklaştıkça bak belli bir hız profili çiziyor. Sonra sabit bir hale geliyor hız. Yani şuradaki değişim bizim için önemli. Şu hız değişimi önemli. Bu hız değişimini göz önüne alarak mühendislikte çeşitli tasarımlar yapılıyor. Örneğin ısı değiştiricileri. Sonuçta hızın sabit olduğu noktaya kadar iki paralel levhayı ayarlarsak aradaki bu hız değişimine bağlı olarak bir ısı değiştirgeci tasarlayabiliriz. Başka ne denilebilir? Bu arkadaşlar sabit hıza eriştiğimiz an, bu sabit hıza eriştiğimiz noktaların ilkini göz önüne alıp işaretlersek yüzey üzerinde böyle işaretler elde edip onu da biraz sonra birleştireceğiz. O birleştirdiğimiz hayali elemanı da göz önüne alıp çeşitli tasarımlar yapabiliyoruz. Onu da biraz sonra ele alalım. Ama şurada söylemek istediğim şu var. Hani levha üzerindeki sıfır dedik. Ya biz şunu şöyle de açıklayabiliriz. Bir kova su var elimizde diyelim. O bir kova suyu boşalttığımız an kovanın iç yüzeyinin ıslak kaldığını görürsünüz. Yani kovanın iç yüzeyine akışkan yapışıyor kalıyor. O ıslaklığı biz görüyoruz, hissediyoruz. Kuru olarak kova kalmıyor. Kovayı boşalttığımız an içinde bir miktar yüzeye yapışmış şekilde sıvı kalıyor. Evet, şu sınır tabakadan biraz önce söz etmeye çalıştım. Arkadaşlar buna sınır tabaka diyoruz. Bak, hani hızın sabit olmaya başladığı noktaları birleştirirsek katı yüzey üzerinde böyle bir sınır tabaka oluşuyor. Bu sınır tabakanın içindeki davranış farklı, dışında farklı. Dışındaki hızlar sabit, içinde değişken. Bu yüzeyin başlangıcından itibaren yüzeyin bitişine kadar sınır tabaka belli bir kalınlıkta ilerliyor. Bu kalınlığın hesabı da var ama onun ayrıntısına tekstil mühendisliğine girmeyeceğiz. Ama bu sınır tabakanın içindeki kayma gerilmeleri hakkında bazı konuları işleyeceğiz. Bu sınır tabaka tabii ki bir boru içinde de oluşuyor arkadaşlar. Borunun iç yüzeyine akışkan yapışıyor. Şu iç yüzeyinde hız sıfır. Bu iç yüzeyden uzaklaştıkça örneğin tam orta eksende hız maksimum oluyor. Gördüğünüz gibi hız profili de bu şekilde boru içinde oluşuyor. Sonuçta boru içinde değişken bir hız var. Hız profili parabolik olarak veya hiperbolik olarak bir değişim gösteriyor. İç akışta hız değişiminin gelişimi demişim. Bu iç akışlar da önemli. İlerleyen konularda bunu da güzelce ele alacağız. Boru içi akışlarda. Gelelim viskoziteye. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç. Sonuçta kaymama koşulunu ele aldık. Kaymama koşuluna ve sınır tabakayı da ele aldık arkadaşlar. Sınır tabakanın oluşmasına yol açan akışkan özelliği viskozite. Kaymama koşulun başka koşulu akışkanın yüzeye akış yönünde uyguladığı kuvvet olan yüzey direncidir de demişim. Viskozite kavramı önemli bizim için arkadaşlar. Akışkanlarda viskozite basınca sıcaklığa bağlı olarak değişebiliyor. Sıvılarda farklı, gazlarda farklı olmak üzere. Her akışkanın kendine özgü bir viskozite değeri var. Bu değer dinamik viskozite ve kinematik viskozite olarak ele alınacak bizim dersimizde. Dinamik ve kinematik viskoziteyi göz önüne alacağız. Dinamik viskoziteye kısaca viskozite diyeceğiz. Bunu ayrıntılı ele alacağız. Viskozite deneyler sonucu akışkanlar için belirlenebiliyor. Gördüğünüz gibi farklı akışkanlar var ve viskoziteleri farklı. Baştaki akışkan akmaya karşı büyük bir direnç gösterirken sondaki akışkan daha serbestçe akabiliyor. Sonuçta viskozitesine bağlı olarak içerideki kayma gerilmelerini de tabii bu etkiliyor. Bütün bunlara bağlı olarak akışkan akımını modelleyebiliyoruz. İki akışkan tabakasının birbirlerine göre bağlı hareketi sırasında aralarında sürtünme kuvveti oluşuyor ve daha yavaş hareket eden tabaka hızlı tabakayı yavaşlatmaya çalışıyor. Akışa karşı oluşan bu iç direnç akışkan özelliği olan viskozite ile ölçülüyor. Bakın biz mühendislikte çeşitli yağlar kullanırız. Bu yağların viskoziteleri farklıysa içine bıraktığımız katı malzemenin alt yüzeye ulaşma hızı da farklı
oluyor. Bütün bunlar viskozitelere, kayma gerilimlerine bağlı olarak modellenebiliyor. Biz tasarımımızda hangi yağı kullanacaksak viskozitesine göre onu seçiyoruz. Şu katı malzeme aşağı hızlı mı insin, yavaş mı insin? Yani birçok nedene göre çeşitli viskozitelerde yağlar kullanabiliyoruz mühendislikte. Evet, viskozite sıvılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden, gazlarda ise moleküllerin çarpışmalarından kaynaklanıyor. Viskozitesi olmayan akışkan yok arkadaşlar. Sürtünme etkilerinin önemli olduğu akışlar viskoz akışlar olarak adlandırılıyor. Ama biz mesela viskozitesi sıfır olan referans akışkanları da alıp ideal olarak çalışabileceğiz. Ama gerçekte viskozitesi olmayan akışkan yok. Viskoz akışlar her zaman var. Katı yüzeylerden uzak bölgeler viskoz olmayan akış bölgeleri olarak incelenebilir demişim. Yani bu konuyu da ayrıntılı ele alacağız. Viskoz bölgelerdeki akışkandaki hız değişimi, viskoz olmayan bölgelerdeki akışkandaki hız değişimi göz önüne alınacak. Bu ilerleyen derslerde. Bir akışkanın bir plaka, bir tel ya da boru gibi bir yüzeyin üzerinden herhangi bir sınır olmaksızın akmasına biz dış akış diyeceğiz akışkanlar mekaniğinde. Arkadaşlar tanımlamalara devam ediyoruz. Adım adım gidiyoruz. Dış akışlar da bizim için önemli. Örneğin otomobillerde çok önemli. Bu dış akışlara göre, rüzgarın hızına göre, hava içinde aracın hareketine göre araçların dış yüzeyleri modelleniyor ki buradaki karşı etki, yani bu havanın oluşturduğu kuvvet veya etki minimum olsun ki daha az benzin tüketelim. Ona göre araçların ön camları, ön yüzeyleri modelleniyor. Dış akışlar bizim için çok önemli. Dış akışlarda viskoz etkiler sadece katı yüzeylere komşu sınır tabakalarla sınırlıdır demişim. Hani burada bir sınır tabaka oluşuyor sonuçta. Ona göre modelleme yapıyoruz. Dış akış önemli. Katı yüzey üzerindeki akış. İç akış da önemli. Akışkan katı yüzeyleriyle tamamen sınırlandırılmış ise akış iç akıştır. Boru içi akış veya kanal içi akış. Genellikle kanallar bu şekilde oluyor arkadaşlar. İçinden genellikle gaz geçiyor. Borular bu şekilde oluyor. Genellikle içinden sıvı geçiyor. İç akışlar tüm akış alanında viskozitenin etkisi altında sonuçta bir katı yüzeyle tamamen sınırlandırılmış akışkanda viskozitenin etkisi tamamen görülüyor. Kanalın sadece bir kısmını dolduran serbest yüzeyli sıvı akışları açık kanal akışı olarak da isimlendiriliyor. Arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde biz bu dersimizde akışkan tekstil mühendisliğinde verdiğimiz akışkanlar mekaniğinde bu borunun içi tamamen sıvıyla dolu kabul edeceğiz. Problemleri ona göre çözeceğiz. Ama açık kanal akışları da var sonuçta. Tamamen dolu olmak zorunda da değil. İki şekilde gösterebildiğimiz açık kanal akışlarında da çeşitli hesaplamalar, modellemeler yapılabiliyor. Hani böyle akışkanlar mekaniğinde bunların da incelendiğini bilin. Ama tekstil mühendisliğinde bunlara girmeyeceğiz. Açık kanal akışlarına girmeyeceğiz. Bir akış boyunca yoğunluğun değişme miktarına göre sıkıştırılabilir ya da sıkıştırılamaz olarak sınıflandırılabiliyor ki bu da çok önemli. Yoğunluk akış boyunca her yerde yaklaşık olarak sabit kalıyorsa akışın sıkıştırılamaz olduğu söylenebiliyor. Tabii bunun belirli kısıtları var. Sıvıların yoğunluğu esas itibariyle sabittir. Bak sıvıların yoğunluğu ve sıvı akışları genellikle sıkıştırılamazdır. Genellikle belli bir basınca kadar. O zaman basınç demişken şöyle bir örnek verelim. 210 atmosfer basıncı ele alalım. 210 atmosfer basınç, 1 atmosfer basınca göre suyun yoğunluğunda ancak %1 oranında bir farka neden oluyor. Bak, 1 atmosferden 210 atmosfere geliyoruz. Suyun yoğunluğunda ancak %1 kadar bir fark oluyor. O zaman biz suyu, hani o kadar yüksek basınçta çalışmayacaksak, sıkıştırılamaz, kabul ederiz. Ona göre işlemleri yaparız. Önemi ne? Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışkanlarda farklı özellikler, farklı eşitlikler kullanılıyor. Gazlarda ise 0.01 atmosferlik bir basınç farkında dahi, bak küçücük bir basınç farkında dahi havanın yoğunluğunda %1 oranında değişme oluyor. Demek ki gazları biz sıkıştırılamaz, kabul edemeyiz. Sıkıştırılabilir olarak alacağız. Sıvı akışları büyük bir doğrulukla sıkıştırılamaz, kabul edilebilir demişim.
Fakat gaz akışlarında görülen yoğunluk farkının miktarı ve akışın sıkıştırılamaz olarak modellenmesindeki yaklaşımın doğruluğu mas sayısına bağlıdır demişti. Bunu da bilin arkadaşlar. Mas sayısını da ayrıntılı tekstil mühendisi bölümünde ele almayacağız. Mas sayısını ama mas sayısına göre bu sıkıştırılabilirliğin modellendiğini bilin. Örneğin gaz akışlarda mas sayısı 0,3'ten küçükse genellikle yoğunluk farkının %5 değerinin altında kaldığı durumlarda sıkıştırılamaz, kabul edilebiliyor. Ama biz hani bu bilgi olarak verdim de biz tekstil mühendisliğinde verdiğimiz akışkanlar mekaniğinde gaz akışları hep sıkıştırılabilir kabul edeceğiz. Mas sayısının burada formülünü vermedim. Meraklı olanlar inceleyebilir. Sizin için ek bilgi olarak veriyorum bu bilgiyi. Hava ile ilgili sıkıştırabilirlik etkileri yaklaşık 100 metre bir saniye değerinin altındaki hızlarda ihmal edilebiliyor. Biz bu kadar yüksek hızlarda çalışmayacağımız için arkadaşlar şu sonuca varalım. Sıvıları sıkıştırılamaz kabul edeceğiz. Gazları sıkıştırabilir kabul edeceğiz. Gelelim laminar ve türbülanslı akışlara. Yağlar gibi yüksek viskoziteli akışkanların düşük hızlı akışı genellikle laminerdir demişim. Bak yağlar gibi yüksek viskoziteli, yağların viskozitesi yüksek. Bu akışların düşük hızlı akışı genellikle laminerdir. Laminer nedir hemen aşağıda var. Bakın bir boru içi veya kanal içi akışta düzgün hız profilleri varsa buradaki hız profilleri düzgün şekilde değişiyor, parabolik değişiyor. Bu akışa biz laminer diyoruz. Tabii ki bunu Reynolds sayısıyla modelleyeceğiz ilerleyen derslerde. Hava gibi düşük viskoziteli akışkanların yüksek hızlardaki akışı genellikle türbülanslıdır. Bak, hava gibi düşük viskoziteli yüksek hızlı akışlarda genellikle türbülanslı akımla karşılaşıyoruz. Türbülanslı akım da bu. İçerideki hız dağılımları karmaşık. O zaman laminar akışla türbülanslı akış arasında kullanacağımız eşitlikler de farklı. Bunları modelleyeceğiz birlikte. En önemli referans noktamız Reynolds sayısı. Akışların rejimini belirlemede temel parametredir bu. Boysuz Reynolds sayısıyla çalışacağız ilerleyen derslerde. Akış, akışkan hareketini başlatan etkene bağlı olarak doğal ya da zorlanmış olarak nitelendiriliyor. Arkadaşlar hem akışkanlar mekaniğinde, ısı transferinde, termodinamikte de doğal ve zorlanmış akışlarla karşılaşıyoruz. Zorlanmış akışta akışkan pompa ya da fan gibi dış etkenler ile bir borunun içinden veya bir yüzeyin üzerine akmaya zorlanıyor. Bakın zorlanmış akışkan bu. Biz bir pompayı ele alıyoruz. Buradan suyu veriyoruz. Buradan belli bir noktaya bir basınçla gönderiyoruz. Bu zorlanmış akışkan akışı. Örneğin gazı, havayı bir fanla belli bir noktadan belli bir noktaya iletmeye çalışıyoruz zorlanmış olarak. Doğal akış ne? Doğal akışlardaki akışkan hareketi ılık yani az yoğun. Bak ılık dediğimizde az yoğun demişim. Akışkanın yükselmesi ve soğuk yani çok yoğun akışkanın alçalması ile kendiliğinden oluşan kaldırma etkisiyle doğal etkenler ile gerçekleşiyor. Burada bir kalorifer sistemi var, petek var arkadaşlar ve etrafında hava var. Biz burada buraya ısıyı verdikçe yani bu ortam ısındıkça bunun üzerindeki yakınındaki havanın ısındıkça yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azaldıkça ne olacak? Yukarı doğru hareket edecek kendiliğinde. Ama soğuk akışkan, yoğunluğu yüksek olan akışkan, aynı akışkan hava, aşağı doğru hareket edecek. Böyle odanın içinde kendiliğinden bir döngü oluşacak. Hava giderek ısınacak. Biz buna doğal akış diyoruz. Ama örneğin bu peteğin üzerine bir fan koysan, burada havanın hareketini fanla kontrol etsen, o zaman zorlanmış akış olacak. Ama böyle kendiliğinden ısının etkisiyle, yoğunluk değişimiyle kendiliğinden oluşan duruma doğal akış diyeceğiz. Dediğim gibi dersimiz ilerledikçe durgun akışkanlardan hareketli akışkanlara geçeceğiz. Hareketli akışkanlarda da sürekli akış tanıma önemli. Zaman içerisinde bir noktada akışta hiçbir değişim olmazsa, sürekli akışta hacim, kütle, toplam enerji çalışma süresince sabit kalır. Örneğin şuradaki duş başlığından olan akış sürekli olarak akıyor. Aynı debide akıyor. Biz özellikle arkadaşlar termodinamik dersinde türbinleri, kompresörleri, kazanları, yoğuşturucuları, ısı değiştiricileri, pompaları sürekli akış altında inceleriz.
Bu kapsamda bu elemanlardan bazılarını akışkanlar mekaniği altında da inceleyeceğiz. Özellikle pompalar ve fanlar bizim için önemli. Süreksiz akışlarla çalışmayacağız ama tanımını bilelim. Zaman içerisinde bir noktada akışta bazı değişimlerin olmasıdır. Süreksiz akışta periyodik dalgalanmalar ve ardışık türbülans girdapları oluşur. Akışkanlar mekaniğinin önemli bir konusudur ama tekstil mühendisliğinde ele almayacağız. Gelelim 1, 2 ve 3 boyutlu akışlara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adım adım ilerliyoruz ve önemli noktaları ele alıyoruz. Bir akış alanı en iyi şekilde hız dağılımı ile tanımlanıyor. Hız dağılımı. Ve eğer akış hızı temel boyutlardan sadece birine, her ikisine ya da her üçüne göre değişiyorsa akışın sırasıyla 1, 2, 3 boyutlu olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar sizinle 2 boyutlu akışa kadar çalışabileceğiz. Gördüğünüz gibi bir boru içine akışkanı gönderdiğimizde borunun içinde çeşitli değişimler ve hız profilleri oluşuyor. Bu gelişen hız profili örneğin burada R'nin ve Z'nin fonksiyonuymuş. Tam gelişmiş hız profili sadece R'nin fonksiyonuymuş. Şimdi ayrıntısına girmeyeyim ama bir boru içinde biz gelişen hız profilinin sonunda tam gelişmiş hız profilini görüyoruz. Ve bu bölge tam gelişmiş bölge diyoruz. Burada sadece hız örneğin R'nin fonksiyonu. R'ye bak burada. Ama gelişme bölgesine kadar hız R'nin ve Z'nin fonksiyonu olarak değişiyor. Biz bu kadar ayrıntılı yine tekstil mühendisliğinde olaya girmeyeceğiz. Tam gelişmiş akımlarla çalışacağız. Ama işin nereden gelip nereye gittiğini bilelim. Tabii ki bu konulara meraklı olanlar akışkanlar mekaniği kitaplarından ayrıntıları inceleyebilir. Arkadaşlar dersimizi bitireceğiz ama boyutların ve birimlerin önemiyle devam edelim. Bu konuda çok önemli. Özellikle biz SI birim sistemiyle, SI birim sistemiyle çalışıyoruz. SI birim sisteminde kesinlikle hata yapmayacağız. Ve boyutların ve birimlerin önemi kapsamında bir mühendis hata yapmadan bu boyutları ve birimleri kullanacak. Birimlerde hata yaparsak işin sonucu zaten hatalı oluyor. Kurallar bizim için çok önemli. Mühendisler disiplinli insanlardır ve kurallara uyarlar. Kesinlikle SI birim sisteminde hata istemiyorum. Şimdi kısaca bahsedeceğiz ama bu boyutlar ve birimler için de bir YouTube videosu var. Onu da kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Onun adresini de size vereceğim. SI birim sisteminde özellikle uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, enerji, kuvvet, güç, basınç, iş gibi arkadaşlar değerlerle çalışacağız. Bunların gösterimleri, birimleri bizim için çok önemli. Örneğin bak, metre böyle gösteriyor. Kilogram böyle, saniye böyle, zaman. SN değil bak, S. Kelvin böyle, üzerinde işaret yok. Eskiden kalma alışkanlıklarla derece işareti de konuyor ama artık yok. Son kararlar böyle. Örneğin enerji, jül bu şekilde. Kuvvet, Newton bu şekilde. Neyse. Sonuçta jülü biz Newton metre olarak da açabiliyoruz. Newton'u kilogram metre bölü saniye kare olarak açabiliyoruz. Watt jül bölü saniye, Pascal Newton bölü metre kare. Bunların hepsi önemli. Bunlar da hata yapmayacağız. En önemli noktaları dersimiz için burada özetledim tekrar. Kütle küçük m ile gösteriliyor. Kilogram. Ağırlıkla karıştırmayacağız kütleyi. Onu biraz sonra da konuşuruz. Uzunluk büyük L metre. Zaman küçük t s. Saniye, sıcaklık büyük T, derece santigrat veya Kelvin. SI Kelvin'i kabul ediyor ama derece santigratı da kullanıyoruz. Aralarındaki ilişki Kelvin eşittir 273.15 artı derece santigrat. Arkadaşlar kütlenin bilgisi de bizim için çok önemli. Şöyle diyeyim, sorularda kütle verilmedi mi bir eksiklik yok. Biz kütleyi her zaman yoğunluk çarpı hacimden hesaplayabiliriz. Sorularda kütle verilmez, hacim verilir. Yoğunlukla ilgili tablolardan alınır veya gazlar için hesaplama yöntemi var. Oradan hesaplanır ve bu ikisinin çarpımı bize kütleyi verir. Yani herhangi bir soruda, herhangi bir problemde kütle yok, ben bu soruyu çözemem demek yok. Orada hacim bilgisi varsa yoğunluğu dediğim gibi ya eşitlikten alacağız ya tablolardan alacağız. Ayrıntısına bakacağız ama kütleyi hesaplayacağız. Kütle, yoğunluk çarpı hacim. Bunu unutmayalım. Bu önemli bilgi. Çerçevesinde ilerleyen derslerde hatalar yapılabiliyor. Bunu her zaman kullanacağız.
Evet, kuvvet bildiğiniz gibi kütle çarpı ivme, F eşittir M çarpı A ve 1 Newton büyük N ile gösterilebildiği gibi Newton, bak bu önemli. Arkadaşlar açıkça yazacaksak hepsi küçük harf. Newton özel bir isim ama birimde hepsi küçük harf. SI böyle kabul etmiş. Ama özellikle hani İngilizce ve Türkçe kitaplarda da bu hatayı görüyorum. Newton'un N'sini büyük yazılıyor. Önemi ne? Hani önemsiz mi? Önemli arkadaşlar. SI demiş ki hepsini küçük yazacaksın. Bir kural varsa ona uyacaksın. Ama maalesef son çıkan kitaplarda bile bazı hatalar görebiliyorum. Siz hata yapmayın iyi bir mühendis olarak. 1 Newton böyle gösterilir. Açıkça bu şekilde gösterilir. Açık şekli kilogram metre bölü saniye kare. Bak ağırlığı burada dikkate almışız. Cisme etken yer çekimi kuvveti. Ağırlığın birimi farklı, kütlenin birimi farklı. Ağırlığın birimi Newton, kütlenin birimi kilogram. Burada yer çekimi ivmesiyle çarptığımız zaman kilogram metre bölü saniye kare zaten Newton'u verecek. Ağırlıkla kütle karıştırılmayacak. Bazı kitaplarda bile karıştırılıyor. Kesinlikle karıştırılmayacak. Sıcaklıkla ısı da karıştırılmayacak arkadaşlar. Isının birimi jül, sıcaklığın birimi derece santigrat veya kelvin. Isı 30 derecedir diye bir ifade olmaz. Bunu maalesef medyada da görüyoruz. Evet, özgül ağırlığı da arkadaşlar ilerleyen derslerde kullanacağız. Bir maddenin birim hacminin ağırlığı yani yer çekimi ivmesi çarpı yoğunluk Newton bölü metre küp özgül ağırlık. Biz G çarpı rho'yu kısaca gama ile göstereceğiz. Enerji yine arkadaşlar iş kuvvet çarpı uzaklıksa bu işte bir enerji sonuçta. Isı da bir enerji. Birimi her zaman jül. Bak açıkça yazacaksın hepsi küçük harf. Jül. Bunlarda kesinlikle hata istemiyorum. Newton çarpı metre de jüle eşit. Arkadaşlar ders notlarının içinde de var. Katı sıvı ve gazların karşılaştırılması. Başlangıçta dedik ya katı ile sıvı arasındaki fark nedir? Sıvı ile gaz arasındaki fark nedir? Burada güzelce birçok açıdan karşılaştırmış. Burada yani şimdi üzerinde durmayacağım. Yazılı olarak elinizde var. Bu gösterimde de var. Buradan ayrıntılı olarak incelersiniz. Aralarındaki farklar tabii ki akışkanlar mekaniği için veya bilim için önemli. Dersimizin sonunda şöyle bir kısaca bir kavram soruları çerçevesinde tekrar yapalım. Akışkanlar mekaniğin önemli bir ders. Bu ısı transferiyle de termodinamikle de ilişkili bir ders, geniş bir ders. Ama biz bunu tekstil mühendisliğinde önemli noktalarını ele alarak işleyeceğiz. Kapalı sistem nedir, açık sistem nedir demişim. Bir termodinamikte de bunu güzelce ele alıyoruz. En önemli fark herhangi bir sistemi ele aldığımızda sınırından kütle giriş çıkışı yoksa biz buna kapalı sistem diyorduk. Bu önemli. Açık sistemindeki tek önemli fark sınırından kütle giriş çıkışı olması. Kapalılığıyla açık sistem arasındaki fark bu. Ona göre eşitlikler de değişiyordu. Kapalı sistemleri de güzelce inceleriz. Açık sistemleri de güzelce özellikle termodinamikte inceleriz. Sınırından kütle giriş çıkışına göre tanımlarız. Normal gerilme ile basınç arasında bir ilişki var mıdır? Tabii ki vardır. Bu derste de gördük arkadaşlar. Akışkanlarda biz normal gerilmeye basınç diyoruz. Katılardaki basıncın adı normal gerilme. Akışkanlardaki normal gerilmenin adı basınç. Sürekli akış nedir? Ona mesela bir boruya girişiyle çıkışını ele aldığımızda sürekli akışın en güzel tanımı girişteki debi ile çıkıştaki debinin yani kütlesel debinin biz debiyi de ayrıntılı işleyeceğiz. Değişmemesi söz konusuysa ona sürekli akış diyoruz. Kısaca sürekli akış için bunu söyleyelim. Zorlanmış akış nedir? Kaymama koşulu nedir? Zorlanmış akışı da ele aldık arkadaşlar. Neydi? Örneğin havayla çalışacağız. Havayı bir noktadan bir noktaya transfer etmek istiyoruz. O zaman bu kendiliğinden olmayacaksa fan kullanacağız. Fanla havayı zorlanmış olarak hareket ettirebileceğiz. Sıvıyı örneğin suyu hareket ettirmek istiyorsak pompa kullanacağız. Pompa da basınç farkıyla çalışır. Ayrıntısına zaten gireceğiz. Bu çerçevede zorlanmış akıştan bahsedebiliriz. Kaymama koşulu tabii ayrıntılı olarak bugün de ele aldık. Bu derste de ele aldık. Akışkan katı malzemeyle karşılaştığı an yüzeye yapışıyor.
Buradaki viskoz etkilerden dolayı yüzeyde kaymıyor, kaymamaya başlıyor. Kaymama koşulunda kısaca bu şekilde açıklayabiliriz. İç akış ile dış akış arasında fark nedir? Arkadaşlar iç akışta hani akışkanın etrafı tamamen katıyla sınırlandırılıyor ve bu boru ise örneğin borunun içinden tamamen akışkan akımı var ve akışkan da tamamen viskoz etkiler altında. Dış akış ise bir herhangi bir yüzey üzerindeki akışkanın akımı. Burada bir sınır tabaka oluşuyor. Ona göre modellememizi yapıyoruz. İç akışta da sınır tabaka oluşuyor da şimdi çok ayrıntısına girmeyelim. Dersimizi bitirmeden şu soruyu ele alalım. Şekilde verildiği gibi bir masa üzerine bırakılmış cam bardağı göz önüne alalım. Cam bardağın yarısı su ve diğer yarısı hava ile dolu olsun. Bak, yarısı su, diğer yarısı hava. Sıvı ve gaz arasındaki benzerlikleri ve farkları maddeler halinde yazınız demiş. Bu da önemli bir durum. Güzelce ele alalım. Benzerlikler. Gaz ve sıvı moleküllerden oluşuyor. Gaz ve sıvı akışkan. Gaz ve sıvı molekülleri birbirlerine göre serbestçe hareket ediyorlar. Her akışkan içindeki moleküller sürekli ve rastgele hareket ediyor. Bunlar benzerlik. Ama bazı bu durumlara ilişkin farklılıklar var. Onları da göz önüne alalım. Sıvı fazla moleküller arasında güçlü çekme ve itme kuvveti var. Bak sıvı fazla. Gaz fazını ideal gaz varsayarsak, gaz fazında birbirlerinden uzak moleküller arasında sıvı faza göre güçlü olmayan kuvvetler var. Ayrılıklar başladı bak. Sıvı belli bir hacme sahiptir. Gaz ise bulunduğu kap içinde genişleyecektir. Cam bardağın üzeri açık olduğu için gaz sürekli olarak çevresindeki hava ile molekül alışverişinde bulunacaktır. Sıvının viskozitesi gazın viskozitesinden daha büyüktür. Sıvı şekilde de görüldüğü gibi serbest sıvı yüzey oluşturur. Bu çok önemli. Gazda ise serbest yüzey oluşmaz. Sıvıları sıkıştırmak oldukça zordur. Küçük sıkıştırma işlemi için büyük değerde basınç isterler. Gazlar ise sıvılara göre çok kolay sıkıştırılırlar. Buharlaşma hariç arkadaşlar, sıvı molekülleri sürekli kap içinde kalırlar. Gaz molekülleri ise sürekli kap içine girer ve çıkarlar. Sıvıda buharlaşma olayı görülür ama gazda buharlaşma diye bir şey söz konusu değildir zaten. Farkları bu şekilde ele alalım. Güzelce bak burada açıklamış. Şöyle bir yorum yapalım. Gaz ve sıvılar arasındaki birçok fark, moleküller yapıdaki farklar göz önüne alınarak anlaşılabilir. Gaz molekülleri birbirinden uzaktır ve moleküller birbirinden bağımsız olarak hareket ederler. Sıvı molekülleri ise birbirine çok yakındır ve her molekül yanındaki moleküle güçlü itme ve çekme kuvveti uygular. Bardağın yarısının su, diğer yarısının hava ile dolu olduğuna, yani bardağın tamamının dolu olduğuna da dikkat ediniz. Yani bardağın yarısı boş değil, akışkanlar mekaniği açısından. Arkadaşlar, bölüm 1'i güzelce anlatmaya çalıştım. Bu tanımlamalar önemli. Siz de tekrar yapın lütfen. Bölüm 2'de görüşmek üzere.